Angels France İtalyan bir çizgi dizi serisidir. Bebeklerine bayılmıyorum ama Türkiye'deyken oynarken pek seviyor olsam da mali bir yerleri dolayısıyla alıyordum. Bulmak gerçekten kaybetmekten daha da zordu. Ürünler o kadar seçkin mağazalarda satışa sunuldu ki nadir olacakları çok belliydi. Bu çizgi dizi 12 Ekim 2009'da İtalya'da gösterime girdi. Türkiye'de ise bu zaman birazcık daha farklı. Smart Çocuk'la 2010 ve 2011 tarihinde birinci sezonu gördük. Ana karakterimiz olan Ref karakterini o kadar çok benimsiyordum ve o kadar çok seviyordum ki hala çok seviyorum. Yakın bir alışveriş merkezimizde çoğu bebeği bulmuştum. Eğer siz de zamanda bulduysanız çok şanslısınız. Tabii ki çizgi dizimiz sonra Star TV'de 2011 tarihinde 1. sezonuyla devam etti. 1. sezonu farklı farklı kanallar tekrardan yayına sundu. Aranızda Kids TV'den izlemiş olanlar olabilir. O ise 2012 ve 2016 tarihlerinde 1. sezonu gösterdi. Ve bence bu süre daha da yaygın. İnsanlar 2016'ya kadar elbet izlemiş olabilir. Sonra TV4 kanalı 2013 ve 2014 tarihinde de 1. sezonu yayınladı. Kids TV 2016'ya kadar devam etti. Jojo kanalı ise 2013 ve 2014 tarihinde 2. sezonu yayınladı. 1. sezonu yayınlayan kanallardan daha farklı olmuştu. Ama 2. sezonu keşfetmemiz için çok da yaygın bir kanal değildi o zamanlar. Aynı zamanda bu çizgi dizinin bir sürü çizgi romanı var. Zaten ilk orijinal halde çizgi roman şeklinde ama bunlar Türkiye'ye hiç gelmedi. Çizgi romanda karakterler birazcık daha farklı. İsimler aynı ama bazılarının değişik. İsterseniz onları da başka bir videoda gösterebilirim. Aynı zamanda 1. sezon ve 2. sezon arasında dublaj farklılıkları mevcuttu. Şimdi isterseniz birazcık karakterleri tanıyalım. Çok sevdiğim ve ana karakterimiz olan Ref, başrolde insan olarak doğmuştur. Annesi tuhaf bir şekilde kayboldu, babasının da kontrol edilişinden dolayı beyaz küre evlat edinmiş ve Ref melek olmuştur. Ori her zaman Ref'in yanında oldu ve onun en iyi arkadaşı. O da bir melektir. Yanında rüyaların fotoğrafını çeken bir dijital fotoğraf makinesi taşıyor. Ve tatlı, iyi ve komik biridir. O da bir melektir. Ref, Ori ve Mickey en yakın arkadaşlarıdır. Aynı zamanda kendisi modaya çok önem verir. Ve kendisinin sevimli kişiliği herkesi büyüler. Ve Mickey, Ref, Ori ve tatlı üçüsü dışında kalır. Zeki ve tekrar yapan bir melektir. Melek arkadaşlar grubundadır. Ve şeytanlar. Maalesef ki Ref'e aşık. Onlarınki imkansız bir aşk. Çünkü melekler ve şeytanlar birbirlerine dokunamazlar ve aşık olamazlar. Ama maalesef ki büyük bir felakete yol açıyorlar. Ref'in düşmanı olsalar da birbirlerini incitmek istemezler. Sülfür en kötü şeytandır ama kimi durumlarda daima Ref'in yanındadır. Kabale, Sülfür'ün yakın arkadaşlarından biridir. Zorlu, aynı zamanda alaycıdır. Tatlı ile düşmandır. Bu güzel karakterimiz ise Kaberia. Sülfür'ün yakın arkadaşlarından biridir. Şeytanlar grubundandır ve Uri ile düşmandır. Ve Gus, o da bir şeytandır. Yemek yemeyi çok sever. Sülfür'ün yakın arkadaşlarından biridir. Öğretmenin devamlı gözüne girmeye çalışır. Mickey ile düşmandır. Bu çizgi dizimiz Winx ile çok fazla kıyaslanıyordu. Melekler ve şeytanlar grubunun olması bence gayet güzeldi. Ve ben senaryoyu açıkçası çok beğeniyorum. 2 sezon sürmesi birazcık seyircileri üzüyor tabii ki. 3. sezona meraklıyorsun, bekliyorsun ama maalesef hiçbir şekilde gelmedi. Ve bundan sonra da gelmez herhalde. Kaçlı oldu sonuçta. Bebeklerin o dönemde çok fazla hayranı yoktu. Zaten bulması da zor. O yüzden çok fazla kişide ürün olmadığı için ürünler nadirleşti. Şimdi ise bulması epey zor konumda. Maalesef ürünü yapılmayan bir sürü karakterimiz var. Onları daha sonra videoda size göstereceğim. Türkiye'ye geldiğini zannetmiyorum ama Kinder Sürpriz'in oyuncakları vardı. Burada melekler grubumuzu ve burada da şeytan grubumuzun bebeklerini görebilirsiniz. Ve bahsettiğim Kinder Sürpriz figürleri.
ve sonra da minik oyuncaklar çıktı bu şekilde ve bunların iki farklı görünümü vardı. Maalesef bunları Türkiye'de hiç rastlamadım. Beni çok üzen bir konu olan Guess ve Mickey'nin oyuncakları. Bunların oyuncakları hiçbir şekilde üretilmedi. Sadece Kinder Sürpriz'de birkaç ürünü var. O kadar. Bakın burada. Bebeklerin zaten stoğunun az olması ve karakterlerin çok fazla ürünün çıkmaması bence çok üzücü bir şey. Yine de Mickey ve Guess'in oyuncaklarının olması çok güzel olurdu. Bu şekilde Bavul ve Seyahat serileri çıktı. Size buradaki tüm bebekleri gösteriyorum. Ancak daha fazla bebek maalesef üretilmedi. Zaten 2 sezondu. Gönül isterdi daha fazla olsaydı ancak maalesef tadını bitirdiler yine de. Ürünler hem büyük dönüşümlü ikişer kanatları olacak şekilde hem de tek olarak tek bir figür şeklinde satışa sunuldu. Ancak şeytanların başka bir kanatları ya da dönüşümleri maalesef yok. Sadece meleklerin 3'er tane üretilmiş. Tabi Mickey yok. Bana kalırsa Guess ya da Cabrian'ın oyuncakları çok güzel olurdu. Bizim sadece bir playsetimiz var, o da Refin Odası. Bu şekilde ancak Türkiye'de hiç görmedim ve Refin Odası'na hiçbir şekilde benzediğini de düşünmüyorum. Ve burada da eski bir fragmanı görüyoruz. Bu oyuncak tanıtımı ve başka da bir tanıtımımız maalesef yok. Tek ve ilk. Maalesef oyuncaklar bu kadar ve başka da bir şey yok. Kinder Sürpriz figürlerini bulmayı çok isterdim. Belki bir gün bulurum. Evet, videom bu şekildeydi. Siz bebekleri nasıl buluyorsunuz? Siz de beğeniyor musunuz? Ya da bu seriyi hatırlıyor ya da hiç izlediniz mi? Bilmiyorum. Ama umarım videom hoşunuza gitmiştir ve sizin için yararlı olmuştur. Her gün video yüklüyorum. Kanalıma bakarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda şeytanların dönüşümlerinin daha fazla olması daha güzel olabilirdi. Veya yüzlere özenilseydi. Sadece meleklerin, bebeklerinin, ikinci kanatlarının, ikinci dönüşümlerini değil de şeytanların da dönüşümleri olsaydı çok güzel olurdu bence. Özellikle tamam grubun dışında az sevilseler bile Mickey, Guess ya da diğer karakterlerin oyuncaklarının olması çok hoş olabilirdi. Neyse videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım başka bir videoya daha göz atarsın. Görüşmek üzere.